Peki yani. Ama bak şimdi Sevim Hanım'ı tanıyor musun? Ben... Tanımaz mı? He? İyi tanıyor ya. Tanımaz mıyım? Tanıyorsun. Kimin karısı? Yaşar'ın. Yaşar'ın. Yaşar'ın karısı. Peki Sevim Hanım sen onu anlatır mısın? Yani onu anlat. Önce ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Köyde biz yıllarca köydeyiz. Bir sürü köylümüz var. Kimse niftanda altını bahsetmemiş, gelmiş, annesi bahsetmiş, köyde oturmamış. Kırıklarda mı oturuyorsunuz? Evet, kırıklarda oturuyordum ben. Hı. Yani hiç kimse anneleri gidip anlatmış. Benim annem bana anlatmadı, babam anlatmadı. Ben hatta Yaşar söylediğinde de ben rahmetli babama söyledim. Babam git deli deli konuşma dedi. Yani köylü bilmiyor, bir sen biliyorsun. Senin annen biliyormuş, teyzen biliyormuş. Yani bir siz biliyormuşsunuz. Hayret yani. Valla siz... Sen çok yalan konuşuyorsun bak gerçekleri söyle. Benim eve de geldin, Yaşar'ı aldın gittin, buldun, dövdün, mezarlıkta bıraktın, Yaşar'ı çektin dövdüm. Gittin. Evet, hep yalan konuşuyorsunuz, hep yalan konuşuyorsunuz. Yalandan başka bir şey ödünüz yok sizin. Hep yalan konuşuyorsunuz. Bak gerçekleri söyleyin, gerçekleri. Köye gelip gitmiyor muydunuz? Ha? Bütün köylü şahit. Seni her hafta gelip görenler var. Ha? Her hafta köye geliyorum. Evet. Ben. Evet geliyor musun? Çalışıyordum. Geliyor musun? Her hafta yalan söylüyorsun. Ben. Resmen yalan söylüyorsun. Vallahi bak nasıl. Allah'ım var ya Allah işte bildiği gibi etsin sizi. Her hafta köye gitmiş sizi olsam. Allah bildiği gibi etsin. Hanımdan belli olur. İşe, peki, bak şimdi işe sen... gitmediği zaman belli olur. Milli piyango çıktı dediniz. Nasıl gidiyor her hafta? Milli, büyük buyurun, ikram buyurun. Milli piyango çıktı dediniz. Ben geldim evet. Çiğli'ye. Çıktı dediniz. Çıktı mı sana büyük milli piyango? Büyük ikramiye dediniz. Ha? Beni yalancı duruma düşürüyorsunuz. Nereden çıktı? Yok öyle bir şey. Çıktı? Kazı kazandan. Kaç liraya çıktı? Kazı kazan demediler bana. 1,5 mı? 2 milyar mı o zaman? Para çıkmıştı o zaman. Yani 500 TL diyordum. Sen de bir lafını tutmuyor. Müge Hanım, vallahi yalan söylüyorsun. Vallahi ben... İşte böyle yalan söylersen şey altında kalırsın, sen altında kalırsın. Ben... İşte o parayla da o kaldığım şey aldım işte, Yeşilere'deki şey aldık işte, evi aldık. Evi aldınız, tamamıyla evet. Mı aldınız? Zaten amca zaten, tamamıyla aldık. Yani oradan çıkan parayla o evi aldınız? Evet. Yani o zamanın parası kaç sene evvel çıktı bu para? Kaça çıkmıştı? Şimdi o evi satsan kaça satarsın? 100 milyar. 100 milyar. 100 bin lira yani. 100 bin TL mi yani? Parayla. Ha 100 bin TL. 100 bin TL. Tamamı çıktı diyor mu Bilal Bey? O paranın tamamı çıktı diyor. Yok Müge Hanım ya öyle değil ya. Ya bilmiyor. Ben, kafasına yediği dayakla artık şey olmuş. Yani ben darbelerden şu anda... Kaç kere çıktı peki size Milli Piyango? Bir sefer çıktı. İki kere çıktı. Evet yok, bir kere dediler ya. Bir kere. Ama sen de dedin iki kere diye baktım. Demediler iki kere. Bir kere dedim Müge Hanım. Bir kere söyledim. Bakabilirsiniz kayıtlar yani. Bir kere söyledim. Yanlış hatırlıyorum demek ki. Hayır. İki defa çıktı. Ben de iki diye hatırlıyorum. Hayır. İki kere dediler ya. Bir kere dedim. Kayıtlarda da var zaten. Bak. Şimdi bırakalım o piyango işini de. Bir dakika Rami Bey. Bir saniye. Yavaş yavaş gidelim. Peki bak şimdi. Sevim Hanım diyor ki. Sevim Hanım'ın söylediği bundan 19 yıl öncesi ama. Değil mi? Evet. Buse doğdu 1,5-2 yaşındaydı. Tamam. 19 yıl evvel. Bilal geldi. Benim kocamı evden aldı diyor. Bunlar evet. Beraber gittiler diyor. Sonra yeri de nasıldı? Anlat dağın yerini de Sevim Hanım. Sana i̇şte, kocanın anlattığını. Böyle bir şeymiş. Bak. Kayaymış böyle. Bir yarık. Oradan böyle sürünerek içeri giriyorlar. Oradan alıyorsunuz. Niye saklıyorsun ki Bilal? Doğruları söyle ya niye saklıyorsun? Siz var ya her şeyi biliyorsunuz. Devleti de kandırıyorsunuz. İnsanları da ama Allah'ı kandıramazsınız. Unutma. Allah'ı kandıramazsınız. Allah bir gün elinizi ayağınıza dolaştıracak sizi. Elbet bir gün dolaştıracak. Ha? Ve orada girelim. Benim hani... ne çıkarım var ben buraya televizyona geldim. Konuş bakalım cevabını ver. Ver. Hep gülüyorsunuz. Karın da gülüyor, sen de gülüyorsun. Hep gülüyorsunuz tabii. Dur Emine Hanım'ı katmayalım. Emine Hanım'ı beni karıştırmayın ya. Beni sana tamam, altında Emine. Bırakmayın. Tamam, pardon. Beni niye karıştırıyorsun sen? Bağırma bana. Ay gözünü gördün mü? Bana bağırma. Ben o tamam. O gidersin. Bilal'le ona sor o zaman. Tamam, konuşuyorum. Emine Hanım sen de sor istersen. Soruyorum çünkü işte. Ben sordum gibi sen de sor. Eğer varsa bir şey sen de çek cezanı. Beni zan altında bırakma. Yaptıysan cezanı çek. Asıl durum, asıl ortayı... Tamam yani
bu gibi olaylar insan fikri ve beyninde kurduğu bir plan. Hı. Sen kurdun. Ha. Ha. Sen kurdun o zaman. Ha. Şimdi bunun dediği gibi benim zaten Yaşar dediği kişi benim annemin ablasının oğlu. Tamam, yani teyzenin oğlu. Teyzemin oğlu. Tamam, o zaman annem biliyorsa altınları, o zaman onun annesi de biliyordur. Yani bir tek senin annen bilmiyordur, o da biliyordur orada altın olduğunu. Ona da anlatmıştır annesi. Yani şimdi bu söylentilere göre, mesela o da herkes çıkmış, ben de çıkmışım, başkaları çıkmış. O da bereketliymiş yani, söylediklerine göre. Herkes zengin olmuş. Herkes olmamış. Sen ve kuyumcu olmuşsun. Diğerleri de olmak için sizi kaçırıyorlar zaten. Ya ablacığım ben şimdi bir örnek verin. Dur abi örneğe gelme. Sen Sevim Hanım'ın kocasıyla gittin mi altın aramaya? Hayır gitmedim. Ben yalan söylüyor Müge Hanım. Ya bak geldim kahvaltı ben... hazırladım sana. Bak bak yalan konuşma yüzüme bak. Hayır hayır. Bilal yüzüme bak yüzüme. Allah rızası için yüzüme bak. Geldin kahvaltı ben hazırladım. Yaşarla... Bak yüzüme bakmıyorsun bile bak. Bak, bak, Yaşar'la ben bak. Hiç daha falan çıkmadım. Hayır. Bak yalan konuşmayın. Geldin bugün, kahvaltı bakın. Sucuk pişirdim ben size yumurta kırdım zeytin peynir koydum şimdi ben de. Ama bak cevap ver ama sen. Ya yani, sen bunu söylesene cevap versene. Sen buradan diye sen yine kaçırılacaksın. Geldin doğruyu söyle Allah aşkına doğruyu ne söyle. Ne zaman geldin bana bir tarif verir misin? Ha? Ben tarif veremiyorum işte. Ha? Ben tarif veremiyorum. Sen bana bir tarif ama ver. Buse. Ben sana o günü söyleyeyim. 19 yıl önce diyor. 97-98 civarı. Bak 97-98 civarı. Benim küçük kızım doğmuştu. Çünkü o eve taşındığımda ben ya tarih önemli değil ki. Önemli olan yani. Tarih değil. Önemli olan olay. Yani gitmişsiniz. Gece mezar kazmışsınız. Hatta evet Züraat teyzem birisi öldü de o zaman. Mezar kazdık dedi Yaşar. Para düştü dedi. Üstü başı çamur geldi. Bak Allah için Yaşar. Doğruyu konuş. Çok yalan konuşuyorsunuz. Vallahi yalan konuşuyorsunuz. Sevim beni karıştırma Allah... bak Gülüm, konuşuyorsun. Bak, konuşuyorsun de. Ben ama ben konuşuyorsun sen de değil. Bir dakika ama bak konuşuyorsun bak, derken ben de karıştırıyorsun. Şekerim yükselmeye başladı bak. Doğruyu konuşun ya. Doğruyu konuşun. Sinirlerim bozuluyor bak yeter artık. Artık sonlansın bu iş sonlansın. Bittin gerçekten ya. Çıksın meydana. Sen Yaşar'la ne sen neye yalan söylüyorsun ya? Ha? Ah Yaşar ölmeseydi de şu anda şu... ...kırdı. Ha? Hastanede yatıyor şu anda. İşte sen neden? De durup durup dayak yiyorsun işte böyle şey oluyorsun ama. Ha? Yalan konuşuyorsun konuşuyorsun Allah reva gelmiyor. Bu ne gidiyor? Alıyorlar seni götürüyorlar dövüyorlar dövüyorlar bırakıyorlar işte. Ettiğini çekiyorsun. Ettiğini. Ya ben o adamlara diyorum böyle bir şey yok adama inanmıyor. Ama kadın diyor ki ama ben kendim biliyorum diyor. Benim kocam diyor. Gelmişsin kahvaltı hazırladın. Niye yalan söylesin? Dediniz. Bak ben geldim Yaşar'ın yanına. Köye geldim. Çiğli'den geldim geriye. Üç çocuğumla geldim sizin eve. Bak iyi dinle bak bana güzel bak. Ha. Geldim mi? Ondan geldim tabii. Bak geldim. Bana ne soruyorsun sen ya? Geldim. Ne karıştırıyorsun beni her şeye sen? Geldim. Bana sorma kendin siz cevapla. Dediniz ki Milli Piyango'dan iki kere birbirisini rahmetli Gürsel teyzem de söyledi bunu. İki kere Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıktı dedi. Ben de köye geldim Yaşar'a dedim ki evet. Yaşar dedim şeye Bilal'e dedim. İki kere dedim Milli Piyango'dan dedim Bilal çıkmış dedim. Büyük ikramiye dedim. Heh, ev almışlar dedim. Deli deli dedi. Ne Milli Piyango'su dedi. Ben o zaman dedi dayak yedim dedi. Beraber Göbele'ye gittiniz dedi. O zaman dedi altın buldu Bilal dedi. Niye yalan söylüyor? Niye yalan söylüyor? Niye böyle şey yapıyorsun? Abi, insanları altın kandırıyorsun. Altın falan benim bulmuşluğum yok. Kandırıyorsun. Birinin hikaye insanları anlattım. Kandırıyorsun. Devleti de kandırıyorsun ama devlet bu saatten sonra senin peşini bırakmaz. Ben inanıyorum devletime. Suçu varsa cezasını vallahi çeksin. Valla çeksin. Beni bizi denen çocuklarımızın altında bırakmaz. Ama cezası varsa çeksin. Eden çeksin. O zaman yüzüme baka baka yalan sıkıntı. O zaman da küp altın bulmuşsunuz. Yani küpün içinde altın bulmuşsunuz. Ablacığım bende altın bulmuşluğum var. Bunlar söylentilerin ibaret. E peki siz... Ben altın bulmuş olsaydım şu anda rahat bir yaşam sürerdim. Biraz ona bir şey verin, ihtimal verin. Yani ama onun içinde çok başka iddialar var. Sizin işte bulunan altınları, bir başka akrabalarınızın üzerine mallar mülkler alarak. Evet. Ya işte onlar çok hepsi yalan.
Hiç yalanlar. Onların hepsi yalan. O söylemeden ben de bir üstüne söylerim. Onların hepsi yalan. Servet varlığı varsa çıksınlar. Şimdi bakın ama bakın Bilal Bey, Sevim Hanım'ın anlattığı bundan 19 yıl evvel. Sizin bunu Sinan'a anlatmanız 9 yıl öncesi. Yani arada bir fark var. Şimdi 19 yıl önce hani Sevim Hanım'ın yalan söylemesi için bir neden olduğunu düşünmediğim için söylüyorum. Ne çıkarım var? Bakacak olduğumuz zaman. Ne çıkarım siz de 9 yıl sonra bunu belediyedeki arkadaşınıza söylemenizin de bir nedeni olmalı.